Malumunuz deniz, kum, güneş sezonu açıldı. Bununla birlikte dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden biri de cilt sağlığımız. Peki kullandığımız güneş koruyucuları cildimizi ne kadar koruyor? Cildimizi beslemenin en iyi yolu ne? İşin uzmanına sorduk. Cildimiz en değerli giysimiz. Dolayısıyla bakmadan yaşlanmasına izin verirsek eğer günden güne daha kötü görünen, daha sağlıksız, daha mutsuz, daha yorgun görünen bir hale geliriz. Dolayısıyla cildimizin daha sağlıklı çalışabilmesi için üzerinde çevre şartlarından kaynaklanan, aşırı güneş, hava kirliliği vesaireden kaynaklanan atıkları mutlaka temizlemeli, bakımını yapmalı, zaman zaman destek vermeliyiz. Cildimizin sağlığının genel sağlığı etkilemesi için çok ciddi bir problem olmalı. Yani kocaman bir apse ya da Allah korusun bir kanserleşme vesaire gibi bir şey olmalı ama aslına bakarsanız genel sağlık durumumuz cildimizin sağlığını daha çok etkiler. Özellikle yüzümüzde, boynumuzdaki gibi cilt problemlerinin temelde kaynağı yanlış beslenme, var olan hastalıklarımız ya da yanlış yaşam alışkanlıklarımız gibi sebeplerin birer göstergesidir. Hatta doktor olarak önce bunları tedavi ettikten sonra bölgeye yönelik tedaviler planlamak daha da başarılı sonuçlar veriyor. Türkiye'de en çok yanlış yapılan şey güneş kremini herkes kullanır ama herkes yanlış kullanır. Çünkü güneş kremi bizim ülkemizde sabahları sürülüp akşama kadar idare edilmesi gereken bir şeymiş gibi düşünür. Ancak 50 faktör ve üzeri güneş koruyucu kremlerin cildimizi UV ışınlardan koruyabildiği maksimum süre 4 saattir ve hatta 3 ila 4 saat arası bize yetmez. Dolayısıyla 3 saatte bir bu kremlerin temizlenerek tazelenmesi, yani üst üste değil, önce temizlenmesi sonra tazelenmesi gerekir ki cildimizi güneşin olumsuz etkilerinden koruyabilelim. Başlangıç olarak güneş koruyucu kremleri düzgün kullanmakla başlayabiliriz. Bununla beraber lekelenmelerin temelinde oksidasyon adını verdiğimiz bir reaksiyon vardır içeride. Bunun karşılığında antioksidan olan C vitamini gibi, taze sebzeler, meyveler gibi gıdalar ya da takviyeleri çokça kullanmak gereklidir. Bunun da haricinde bol miktarda su içmeyi kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü bol su içen insanların cildi daha nemli, daha elastik, daha dayanıklı olurlar. Böylece leke dediğimiz o bizi aslında koruyan melanin tabakasının oluşumunun önüne geçebiliriz. Ayrıca tabii ki güneşten kendi fiziksel şartlarımızla da korunmak her zaman için faydalıdır. Mükemmel bir cilt aslında mükemmel bir sağlıktan kaynağını alıyor. Aslına bakarsanız bu çok zor bir soru. Bunun bir altın kuralı yok ama bol su içmek, bol antioksidan kullanmak ve yaşa göre uygun miktarlarda protein tüketmek cildimizin kalitesinin yüksek olmasını sağlar. Bunların yapılamadığı durumlarda ise hastalarımıza mezoterapiler öneriyoruz. Çünkü ağız yoluyla alamayak ya da yaşam koşullarından dolayı elde edemediğimiz, takviye edemediğimiz bazı maddeleri mezoterapiler yoluyla cildin doğrudan içerisine enjekte ederek cildin kendileri bu malzemeleri kullanarak yenilemesini, daha iyi, daha canlı, daha parlak görünmesini sağlayabiliyoruz. Bununla beraber güneş lekelerinin tedavi edilmesini, kötüleşmesinin önüne geçilmesi gibi avantajlarımız da var. Bir de mezoterapi dünyada şu anda yükselen trend. Herkesin ilgi odağı estetik olduğu için cildin kalitesini arttırmaya yönelik teknolojik ürünler her yeni gün daha fazlasıyla çıkıyor. Daha iyi kolajen üretimini sağlayan, daha iyi çatlak gideren, daha iyi leke gideren, daha parlak cilt görüntüsü sağlamaya yarayan mezoterapi ürünleri her geçen gün bizlere tanıtılıyor. Dolayısıyla hastalarımıza en yeni, en güzel, en modern metotlarla destek olmaya çalışıyoruz. Cilt bakımlarının, cilt temizliğinin düzenli yapılması bu sayede cildin kendini koruyabileceği ya da yenilemesi için uygun ortamı sağlamak. Bunlarla beraber beslenmemize, uykularımıza, yaşam şartlarımıza dikkat etmek ve her şeyden önemlisi spor yapmak çok çok önemli. Çünkü aktif bir spor yaşantısı cildin kolajen gibi, elastin gibi protein yapılarının yerli yerinde olması için olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Bunların da haricinde mezoterapiyle destek oluyoruz olmasına ama bazen insanların ciltlerinin daha kuvvetli desteklere ihtiyaçları olabiliyor. Böyle durumlarda kök hücre gibi, otolog doku süspansiyonları gibi bir takım unsurlara başvurabiliyoruz. Bunlar insanın kendi vücudundan elde edilen bir doku ve bu dokudan ayrıştırılan kök hücre niteliğinde onarıcı hücreler anlamına gelir ve bunları
cildin kalitesini arttırmak ya da işte yüz özelinde konuşuyorsak yüzün tabaka tabaka iyileştirilmesini sağlamak veya vücudun başka bölümlerinde görülmesini istenmeyen yapıların oraya yepyeni kök hücrelerin yerleştirilerek yeni baştan yapılmasını, yani dokuyu baştan yaptırarak daha iyi görünmesini, daha canlı görünmesini, yara izleri varsa bunların küçülmesini, lekeler varsa bunların neredeyse yok olmasını, işte selülitler varsa, çatlaklar varsa bunların giderilmesini, kendi vücudunuzdan kaynaklanan onarıcı hücrelerin yüksek potansiyeliyle elde edebiliyoruz.